küçük şirketlerde bir şeyler oluyor ve portföyümüze baktığımızda dünyada motif olarak yapay zeka startupları inanılmaz büyüyor. Ve dedim ki Dindem, bir sonraki işin yapay zeka olmalı. Çünkü burada bir şey var. Yani tektonik bir shift var. Bu 12-13 sene önceki benim kafam. Microsoft'un bir yapay zeka çözümüyle 1.3 milyar Hindistan'da vatandaşa Sağlık Bakanlığı'yla çalışarak bir COVID yardımcı robotu geliştirdik mesela. Çok keyifli. Yani hani krizde bile bir şeyi güzel yaratmak tabii ki anlamlı olur. Kasım 2022'de ChatGPT'yi duyurduğumuzda inanın o ekipte olmama rağmen öyle hızlı bir gelişme oluyor ki siz bile diyorsunuz yani sabah kalktığımda benim işim nasıl olacak acaba? Annem babam çok harika insanlar, kendi işlerinde inanılmaz verici, pozitif, çalışkan, çok iyi değerleri olan insanlar olmalarına rağmen aile içinde biraz şiddet vardı bizim. Ben mesela liseme giderken bile ağlaya ağlaya, bazen öyle evde kötü şeyler olurdu ki ağlaya ağlaya giderdim. Öğretmenlerim anlamazdı. Bir kızda bir şey var ama hani ne oluyor? Ve konuşamıyorsunuz ve o bir tabu. İstanbul'da doğdum. Matematikçi, mühendis, işte girişimci bir aileden geliyorum. Yani bir genlerde böyle bir inovasyon, teknoloji, mühendislik var. Hayalim de Amerika'ya gidip işte elektronik gibi büyüyen, önü açık bir meslek edinip kendi ayaklarım üzerinde durmaktı. Ben biraz yaramaz bir şekilde gizli gizli Amerika'daki üniversitelere başvurdum. Pennsylvania Üniversitesi'nin ilk senesini sağlık eğitim vakfı karşılamıştı. Diğer kalan seneleri de Üsküdar Amerikan'dan bir öğretmenim. Siz bu kıza burs vermeyecekseniz kime vereceksiniz diye babalandığı bir şey sonucu burslu olarak okuyabildim. O şekilde elektronik diye başladığım eğitimde Management and Technology Dual Degree Program diye, hatta bir de matematik minor koyalım falan, maksimum diplomayla yani mezun oldum. Sınıfta 180 arkadaştık. 5 tane kız öğrenci vardı. Amerika'da okulu bitirdikten sonra Gemini Consulting'de Cap diye başka bir şirketle birleştiler. Capgemini oldular. Ve orada Management Consulting, her zaman teknoloji clientlerini ama hani disruptive, en gelişmiş, en ilerideki teknolojilere çok merakım olduğu için birinci, ikinci sene falan civarında annem babam boşanmaya karar verdi ve yıllar sonra, hani 32 yıl falan sanırım evli kalmışlardı. Annem bizim için kariyerini bıraktığı için ben ondan kendimi hep mesul hissederim. O şekilde Türkiye'ye döndüm. Anneme şey yapmasına yardım ettim. Motorola şirketinde 8-9 sene çalıştım. Master'ımı, yani sponsor oldular. MBA bittikten sonra benim tercihim Londra, İngiltere tarafından oldu. Hem anne babalara şey yapmak için, hem de o zaman daha eşim değildi ama hani erkek arkadaşım olan şimdiki eşim finans alanında çalıştığı için ya New York ya Londra olması gerekiyordu. Dolayısıyla neredeyse 20 senedir İngiltere'deyiz. Yaklaşık 12 sene Microsoft'ta çalıştım. Microsoft Ventures and Accelerators, yani onların startup bölümü, kendisi startupken kurucu takımdaydım. O rolümde şeyi gördüm. Yapay zeka, yani resmen yapay zeka birden take off etti böyle. Gerçekten hani sanki böyle bir roket gibi büyüdüğünü. Küçük şirketlerde bir şeyler oluyor ve portföyümüze baktığımızda dünyada kesinlikle çok ciddi bir şey vardı orada. Pattern, yani motif olarak yapay zeka startupları inanılmaz büyüyor. Bizim portföyümüzün belki %95'i yapay zeka startuplarıydı. Daha lafı geçmezken büyük şirketlerde. Ve dedim ki bir sonraki işin yapay zeka olmalı. Çünkü burada bir şey var. Yani tektonik bir shift var. Bu 12-13 sene önceki benim kafam. Aynı hafta bir iki gün içinde Microsoft'ta çok sevdiğim corporate VP'lerden bir tanesi bütün şirkete bir e-mail attı. Microsoft'ta ilk kez
Microsoft Research'te, yani araştırma geliştirme bölümünde bir Business AI takımı kuruyoruz. 100 kişilik bir grup olacak ve hedefimiz 3 sene içinde 5 milyar dolarlık bir şey yaratacağım. 30 saniye içinde ona e-mail attım ve dedim ki, yani biliyorum Amerika dışından, hatta Seattle dışından kimseyi almayacaksınız bu 100 kişiyi, ama ben size volunteer project yapabilir miyim? Sağ olsun, o da 30 saniyede geri cevap verdi. Tamam dedi. Ve ben normal işimin üstüne ek olarak o takıma o yaz yardım ettim. O takımdaki tek Amerika'da bulunmayan, artı tek bayan. Etrafa bakındığım zaman 90 falan Çinli erkek, birkaç tane Fransız erkek, birkaç tane Kanadalı erkek, bir de ben. Weirdo Turkish bayan, İngiltere'den. Microsoft Research'ın o halini, yapay zeka grubunun o halini görünce ben dedim, okey, ne yapacağız? 80 tane volunteer arkadaş bulduk. Hepsi bu konuda, yani kimisi Microsoft'un eğitim grubundan, kimisi Philanthropies grubundan, kimisi de Data AI, yapay zeka grubundan hanımlar. Biz birbirimizi tanımıyoruz bile, yani yüz yüze görüşmüşlüğümüz bile yok, ama hepimiz gönlümüzde bu konuda bir şey yapmak istiyoruz. Bu Girls in AI, Alice Envisions the Future diyorduk o zaman. Hackathonları, yani liseli kızlarla başlayalım dedik. Kızcağızlar cumartesi günü geliyor mesela sabahtan. Ay ben kod etmeyi bilmem, yapamam, hayatımda ne olacak falan filan, böyle bir tedirgin, korkak, tipik maalesef diyeceğim. Pazar akşamı, işte ben startup kuracağım, şu Microsoft Research'a submit edeceğim, şu yarışmaya katılacağım, bilmem ne, böyle bir paketledik programı, yani curriculum'u şeyine falan. Kendi liselerinde hackathonlar yapmaya başladılar. Kendi kendilerine, öğretmenlerin tabii ki yardımlarıyla. Facebook grubu vardı, 8000 tane kız. Nasıl anlatamam, yani o tabii ki drop in the ocean, çok ufak bir şey belki rakam olarak, ama gene de bütün iş hayatımda en mutlu eden şeylerden, belki milyarlarca dolarlar yaratmışızdır, tabii ki yarattık, ama o bir kenara, bu apayrı bir şey. Sorumlu yapay zeka, yani responsible AI konusunda Microsoft'un en büyük yapay zeka şeylerini, anlaşmalarını, yani en büyük müşteriler. Bunlar genelde Fortune 500, 200 milyon dolar falan üstü olan projeler. Bayağı kompleks, çok keyifli. İşte yapay zeka yol haritasını çizdiğimiz şeyler. OpenAI'ya Microsoft ilk 1 milyar doları yatırdıktan sonra, o zaman tam olarak neden bilmiyorum, Greg Brockman, şu anki CEO'ları, İskoçya'daydı ekipleriyle ve benim gene aynı müdür. Demiştik yani bu saatler daha uygun, yardım edebilir misin yani bir şekilde. Microsoft Research ile başlayıp AI Engineering takımında Power Platform denen Microsoft'un ilk yapay zeka SaaS platformu. Onun pişmesinde Microsoft'ta 4. ödeme yapan paralı müşteri, yapay zeka müşterisini getirdim. İsveçli bir şirkette hatta. O şey beni bu son role getirdi ve o son rolde de işte büyük yapay zeka projeleri, Responsible AI liderliği ve OpenAI Partnership'e de yardım etmek. Kendimi Generative AI'ın mutfağında bulmuş oldum. Çok enteresan bir tecrübeydi. Gerçekten Kasım 2022'de ChatGPT'yi duyurduğumuzda birkaç ay içinde Copilot Suite, yani Microsoft'un kendi Generative AI şeyde, ürünleri de patır patır anons edilmeye başladı, yani lansmanı yapılmaya başladı ve inanın o ekipte olmama rağmen Mart, özellikle 13 Mart falan civarı 2023, biz bile takip edelim. Yani öyle hızlı bir gelişme oluyor ki siz bile diyorsunuz, yani sabah kalktığımda benim işim nasıl olacak acaba? Ben böyle hissediyorsam, normal atıyorum bir retail şirketinde bir field engineer, yani bir, yani normal herhangi bir, yani yapay zeka ile çalışmak zorunda olmayan bir insan kendini nasıl hissedecek? Yani 3, 5, 10 sene sonra onlar nasıl traumatize olacaklar? Ve o şey beni bugüne getirdi. Yapay zeka transformasyonunda insan en önemli şey. Kültür en önemli şey. İnsanların buna bir fırsat olarak mı, yoksa korkulacak, kafalarını saklayacakları bir şey?
onu döndürebilmek. O eğer varsa bir direnç, ki çoğu zaman çok normal olması, onu ben nasıl bir fırsata çeviririm, insanlara nasıl güven hatta heyecan aşılayabilirim mi becerebilmek için Certified Executive Coach oldum. Yapay zekanın doğasında hatalar olacak. Bir insana nasıl diyemezsin, hata yapma sakın. Yani bir çocuk yetiştiriyorsunuz mesela. Mümkün değil, değil mi? Hepimiz hata yapacağız ve hatta hatalarımız var. Yapay zeka da öyle bir teknoloji. Ve o hatalar olduğunda, ciddi hatalar tabii ki olabiliyor. Eğer şirketlerimiz, kuruluşlarımız hazır değilse o onların sonu da olabilir. Responsible AI, yani sorumlu yapay zeka tarafında da algoritmik auditing deniyor. Yani bir şeyin teftişini yapmak, yapay zeka sistemleri, bunlarda riskler nelerdir, işte şeffaflık var mı, ne bileyim, şu var mı, bu var mı? Bunun eğitimini tamamladım, sertifikasını aldım. Şu anda bir seneyi aşmış bir şekilde kendi şirketim var. Microsoft'ta 12 sene oldu. Arada kısa bir Accenture oldu. Orada da şöyle güzel, mesela ben girdim, 2 ay sonra pandemi oldu ve bir yapay zeka, Microsoft'un bir yapay zeka çözümüyle 1.3 milyar Hindistan'da vatandaşa Sağlık Bakanlığı'yla çalışarak bir COVID yardımcı robotu geliştirdik mesela. Çok keyifli. Yani hani krizde bile bir şeyi güzel yaratmak tabii ki anlamlı olur. Microsoft'a yardım ettiğim müşterilerden birisi bir Fransız şirket, Fortune 500, Schneider Electric diye. Onlara A'dan Z'ye ellerinden tutup takım oluşturduk. Bana bir gün dediler ki siz zaten bütün stratejiyi biliyorsunuz. İşte şu anda buralara geldik. 300 kişilik bir ekip kurduk yanlış hatırlamıyorsam. Gelin, siz buradan direkt yardım edin. Baştan sona bir yapay zeka, value chain'lerinde nerede yapay zeka ile ne yapabiliriz? Generative AI ile neler yapabiliriz? Bunun bütün stratejisini boardlarıyla, işte şeylerle, 20 tane fonksiyon liderleriyle ve kendileriyle çalışarak belirledik. Ve dedik ki bunu yaptıktan sonra 3 senelik bir yol haritası atıyorum. %20 ila %40 business impact. Yani bunda masrafları azaltmak da var, ciroyu büyütmek de var. Milyarlarca euro, dolar demek, yani çok ciddi rakamlar. Şimdi tabii böyle bir şeyleri yapınca hemen özellikle chief finance officer'lar falan çok heyecanlanıyor. Boardlar çok heyecanlanıyor. Ben hemen şey yapmaya çalışıyorum, yani bir kere bu demek değildir ki çalışanlarımızın işte %30'unu artık keseceğiz. Bence doğru bir şey değil toplumsal olarak, ama yapsak bile bu yapay zekayı yapacak insan yok dışarıda. Gerçek hayat, Microsoft gibi makinenin dışından çıkıp, çünkü orada her şey böyle yağlanmış bir makine var, yani yapay zekanın yesini diyorsunuz anında geliyor. Halbuki gerçek hayat öyle değil. Büyük şirketlerde de öyle değil, küçük şirketlerde hiç öyle değil. Dolayısıyla ben Schneider'a çok müteşekkirim. O kaynakları olsa da, şusu olsa da, busu da olsa, ne kadar zorlanılabildiğini bizzat yaşayıp, bizzat görmüş oldum. Ve ayrılmaya karar verdiğim hafta, Goldman Sachs diye büyük bir yatırım şirketi vardır. Onlar tesadüfen geldiler işte. Bizim işte yatırım yaptığımız 300 tane şirket var. Hem bize, yani Goldman Sachs'ın bazı şeylerine, hem de bu şirketlere yapay zeka konusunda yardım ederseniz çok mutlu oluruz. İnanın o şekilde 13 Aralık 2023'te bir seneyi biraz geçiyor. Ben böyle 10 dakikada bir yemekte, öğlen yemeğinde bir arkadaş beklerken şirketimi kurmam gerekti. Çünkü Goldman'a fatura kesmem gerekiyordu yılbaşı Noel'den önce. O anda kuruldu ve şu anda işte Goldman'la başlayan harika yolculuk Mart'tan sonra 3-4 ay sonra başka müşteriler de gelmeye başladı. Ben de çok proaktif, hiçbir şey yapmama rağmen yavaş yavaş böyle bir şey, şu anda çok keyifli, çok keyifli gidiyor inanın. Ve dediğim gibi bu yapay zeka transformasyonu, danışmanlığı, talent transformation, yani yapay zeka ile birlikte iş gücümüzü nasıl yüceltiriz, artı responsible, yani sorum, bu konularda yardım etmeye çalışıyorum. Ve inanın o kadar çok şirket var ki, yani başlamak istiyoruz ama nasıl başlayacağımızı bilemiyoruz diyen, yani çok doğal, çok normal. İnsanların kendi işi başından aşkın zaten. Ve baktığınız zaman çevredeki kaynaklar da o kadar sınırlı ve veya pahalı ki,
ortalama danışmanlık projesi 8-6 hafta 1-1,5 milyon dolar. Ve o bittikten sonra elinize şöyle bir 200 sayfa rapor geliyor. Evet, devamı nasıl olacak? Yani burada bir elden tutup nereden başlarsa başlasın bir şirket yapabilirsin adım adım, haftada 5 saat, haftada 40 saat, ne kadar kaynakları gerçekçi olarak kaldırabiliyorsun. Ama önemli olan bir yerden başlamak. Çünkü başlamayan şirketlerin maalesef ben uzun süreli yaşayabileceğini düşünmüyorum. Ben, yani endüstriden bağımsız. Çünkü her endüstride çalıştım. Geriden gelen iyice o ara açılıyor ve daha hızlı ara açılıyor. Yani eskiden atıyorum yapay zekadan önce de birçok cloud oldu, mobil oldu, şu oldu, bu online web siteleri bilmem ne. Birçok transformasyonu gördük. Yapay zekada her şey çok daha hızlı, çok daha unpredictable. Yani şey yapamıyor, ne geliyor, nereden ne çıkacak belli değil. Dolayısıyla o yolculuğa başlamamışsa bir şirket yetişmesi iyice zorlaşıyor. Benim bu responsible AI konusuna çok eğilmemin sebebi akşam iyi uyuyabilmek. Yani tamam çok güzel körüklüyoruz, gelişiyor teknoloji, yardım etti yalandan büyük ama kötü tarafları da olabilir. Dolayısıyla bunların nasıl önüne geçebiliriz? Annem babam çok harika insanlar, kendi işlerinde inanılmaz verici, pozitif, çalışkan, çok iyi değerleri olan insanlar olmalarına rağmen aile içinde biraz şiddet vardı bize. Ben mesela liseme giderken bile ağlaya ağlaya, bazen öyle evde kötü şeyler olurdu ki ağlaya ağlaya giderdim. Öğretmenlerim anlamazdı. Bir kızda bir şey var ama hani ne oluyor? Ve konuşamıyorsunuz ve o bir tabu o konu. Benim de o konudan konuşabilmem 40 senemi aldı. Hatta 43. Kolay bir şey değil. Bazı herkes bir şeyler yaşıyor. Herkesin bir travması var. Yani ben çocukluğum çok güzeldi, o da güzeldi bu diyenlerin de var. Farkında değiller belki ama herkesin bir şeyleri var. Şimdi bence bu birincisi kendimize dürüst olmak ve kendimiz yüzleşleşmek çok önemli bir başarı, çok büyük bir adım. Çünkü en iyisi hatırlamamak. Yani daha kolay ama bir yerden o patlıyor zaten. Volkan gibi. Yani bende o oldu. İşte ne bileyim 38 yaşında bir şey oldu. Sonra birkaç sene sonra bir şey daha oldu ve olay resmen patladı. İnanın konuşabildikten sonra ben asıl geliştiğimi, büyüdüğümü, daha doğru düz bir lider olduğumu hissettim. O kadar yaygın bir problem ki. Yani İngiltere'sinde de %30'u yaşıyor, Kolombiya'sında %90'ı yaşıyor, Hindistan'da %80'i yaşıyor. Yani milyarlarca insan aynı şeyi yaşıyor. Niye saklayalım? Hem kendini ferahlatan hem de diğer insanlara ya ben de yalnız değilim. Benim de susmama gerek yok, beni de anlayan var. Artı ümit var. Yani şimdi sanki öyle bir şeyden gelince insan her türlü travmada sanırım böyle yani çok daha kötü şeyler yaşayan var. Benimki öyle amcam büyük bir şey değil. Ama sanırım o travma insanın omuzunda öyle bir şey oluyor ki kendinizi küçültüyorsunuz. Yani olabileceğinizden daha küçük ve aslında sizin suçunuz bile değil. Yani sizin kontrolünüzde bile değil. Dolayısıyla büyük bir haksızlık, büyük bir fırsat kaçırma gibi gördüm. Her şey bir seçim. Mutlaka problemler, kötü şeyler gelecek. Onlar bizi güçlendiren şeyler. Onlara öyle bakarsak öyle oluyor. Öbür türlü bakarsak da biz kurban oluyoruz. Kurban şeyi bana hiç uymadı yani. O zaman hep kurban kalalım. Herkes kurban olsun. Ülkeler, şirketler kurban olsun. Hiçbir şey yapmıyor. Yani o olmaz.